Kürtler de tüm kavim ve milletler gibi değişik alfabeler kullanarak günümüze kadar gelmişlerdir. O yüzden bu videomuzun konusu Kürtlerin tarih boyunca kullandığı alfabeler olacak. Kürt dilinin zenginliğine ayak uydurmakta zorluk çeken bazı alfabelere ek harfler eklenerek zengin Kürt fonetiğine uyarlanmıştır. Çok fazla uzatmadan Kürtlerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri gelin hep birlikte öğrenelim. <laughs> Tarih boyunca Kürtlerin kullandığı alfabeler 1. Sümer çivi yazısı Kürtlerin ataları olan Guti, Hurri, Mitani, Kasi ve Medler bu yazıyı kullanmışlardır. Ancak Medler bu yazıyı zengin Kürt fonetiğine uyarlamak için 36 harften oluşan alfabeye 6 harf daha ekleyerek 42 harfe yükseltmişlerdir. Arap tarihçi Nazım Hacani, Kürt ve Kürdistan tarihi adlı araştırmasında şöyle der. Kürtlerin atalarının bu yazı ile yazdıkları en eski eserler bugün Londra Müzesi'nde korunan Nuh tufanına ilişkin olan bazı tabletlerdir. 2. Pehlevi alfabesi Pehlevi alfabesi 24 harften oluşmaktadır. Bu alfabe ile 3. ve 7. yüzyılları arasında Gorani lehçesinin feylice şivesiyle bazı kitaplar yazılmıştır. Bunlar Zend Avesta, Dinkert, Bontişin, Pennamegi Zaraduştu Minoki Khiret Sinbade Behri Hezaru Yekşev Udayname Karname Ayname ve Kelile Udimnedir 3. Arami Alfabesi Araştırmacılara göre Kürtler 4. yüzyıldan itibaren çivi yazısını terk ederek Pehlevi alfabesinin yanı sıra Arami ve Yunan alfabelerini de kullanmışlardır. Arami alfabesiyle yazılmış metinler Hevramani kitabeleridir. 1909 yılında Hevraman bölgesinde bir mağarada yapılan kazıda bu kitabeler bulunmuştur. Bugün Britanya'da bulunan bu kitabeler önce 22. ve 11. yüzyılda Aşkaniler döneminde yazılmıştır. Kitabeler üzerinde araştırma yapan Profesör Mins, kitabelerden birinin Yunan alfabesiyle yazıldığını, bu araştırma ile ilgili çalışmasını da 1915 yılında Helenistik Araştırmalar dergisinde yayınlamıştır. Arami alfabesiyle yazılan kitabeler ise Sami dilleri uzmanı olan Komili'ye gönderilerek çevirisi sağlanmış ve kitabenin üzüm ve şarap satışı ile ilgili 8 maddeden oluştuğu tespit edilmiştir. 4. Avesta alfabesi Birçok İranî kavim tarafından kullanılan bu alfabede Medler tarafından Kürt fonetiğine uygun olarak 45 harften oluşturulmuştur. Sümer alfabesine 6 harf eklemelerinin nedeni de yine zengin Kürt fonetiğidir. 30'dan fazla dil bilen Amerikalı dil bilimci Michael Chet, dünyada var olan diller arasında Kürtçeyi en zengin dil olarak gösterirken, kullanılan ses farklılıklarını ve değişik Kürt bölgelerindeki seslendirme şekillerine dikkat çekmektedir. Kürtçe'ye has olan ve dil bilimcilerin açıklamakta güçlük çektiği seslendirme farkını Ahmed Valisi, Halit Paşa, Fillugatu Kur diye adlı eserinde şöyle açıklamaktadır. Ker sözcüğü Kürtçe'de birkaç anlama gelir. Ancak yazılışta bir fark olmadığı halde seslendirmede ancak Kürtlerin anlayabileceği ve telaffuz edebileceği ses farklılıkları vardır. Kürtçe'nin tarihçesi adlı makalede Speiser, Zagros manzumesini oluşturan dört grubun Subaru, Guti, Kasi, Medi ve Lolo toplulukları ile Ararat Kürtlerinin her birinin kendine özgü bir dili olduğunu, bunların ayrı gibi görünmelerine ya da farklı kelimeler barındırmalarına rağmen dildeki temellerinin aynı olduğunu söylemektedir. Med dilinin Mekri Kürtçesi olduğu ve Avesta'nın da Mekri Kürtçesi ile yazıldığını tarihçiler arasında kabul görmektedir. Bu teori Hewitt ve Dervis tarafından da desteklenmiştir. İran izlenimleri kitabının yazarı Dermis Medlerin dili Avesta diliydi. Avesta dilinin med dili olduğunu bilgilerinize sunmuştum. 5. Bin Uşad ve Masi Suarati alfabesi İbn Vahşiye antik dönemde kullanılan alfabelere dair kaleme aldığı Şevkul Müstehem fi Marifetul Rumuzul Aklam adlı eserinde antik dönem Kürtlerinin Bin Uşad soyundan geldiklerini bilim, felsefe, sihir Büyü ve teknik konularda keldanilerle rekabet halinde ama tarım ve botanik dallarında öncülük yaptıklarını, Hazreti Adem'e nispet edilen tarım ve diğer kadim kitaplara da sahip olduklarını yazar. Keldanice, Arapça ve Kürtçeyi çok iyi bilen İbn Vahşi'ye Kürtlerin kullandığı alfabeyi şu şekilde açıklar. Alfabe çok eski olup 37 harften oluşmaktadır. 30 harfin Arapça karşılığı olmasına rağmen son 7 harfin karşılıkları bulunmamaktadır. Bu sembollere denk gelen sesler kendilerine özgüdür. Bu yüzden de Arap alfabesinde karşılıkları yoktur. Harf veya sembollerin sıralamasında Süryani ve Arap alfabelerinde kullanılan Ebce sistemi bulunmaktadır. Geriye kalan 7 harfin telaffuz ve benzerlerine başka herhangi bir dil veya alfabede rastlanmadığını ve bu alfabe'deki sesler ve stilin kendine özgü olduğunu belirtmektedir. Şunu da hemen ifade edelim ki Pinoşat ve masisuarat Hükümdarlık Stasyonu'na sahip iki Kürt krallığıdır. Aynı zamanda alfabenin ismini de almışlardır. Bu alfabe tamamıyla Kürtlere has bir alfabe olma özelliğini taşımaktadır. 6. Ezidi Alfabesi Ezidi alfabesi tarihçilere göre Pehlevi, Avesta ve Arap alfabelerinden yararlanılarak oluşturulduğu söylenmektedir sağdan sola doğru yazılıp, 31 harften oluşmaktadır. Her ne kadar kopya veya esinlenme denilse bile, Kürtlerin kendilerine has bir alfabesi olup, bu alfabe ile Cilve ve Misheffaraş gibi Ezidler için önem taşıyan dini kitaplar yazılmıştır ve halen Ezidler arasında kullanılan alfabe olma özelliğini de taşımaktadır. 7- Arap Alfabesi Kürtler Müslüman olduktan sonra, Arap alfabesini kullanmışlardır. Arap alfabesi 28 harften oluşup günümüzde Rojava, Başur ve Roşulat'ta kullanılmaktadır. Nadiren de olsa Bakur'da da kullanılmaktadır. Ve Kürtler birçok bilimsel eseri bu alfabe ile bilim dünyasına kazandırmışlardır. 8. Kiril alfabesi Bu alfabe Kurdistan'a sor devleti ve Doğu Bloğu coğrafyasındaki Kürtler tarafından kullanılmıştır. Bu alfabe daha çok eski Sovyet ülkelerinde yaşayan Kürtler tarafından kullanılmış ve günümüzde Azerbaycan ve Ermenistan'da kullanılmaktadır. Tabi Sovyetlerde yaşayan Kürtler Kiril dışında Latin alfabesini de tercih etmektedirler. 9. Latin alfabesi Günümüzde kullandığımız alfabedir. Kimileri ilk İnceladet Ali Bedirhan derken, kimileri ise İshak Morgulov'un Latin alfabesini Kürtçe'ye uyarladığını söylemektedir. Fakat günümüzde kullanılan versiyon, Celadet Ali Badir Khan'ın Kürtçe uyarladığı versiyonudur. Bu videomuzda konu aldığımız Kürtlerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri öğrenmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.